Hepinize merhaba. Bu videoda Paris özel bölümünün incelemesini yapacağım ve bölüm hakkındaki düşüncelerimi söyleyeceğim. Evet, bu video biraz geç kaldı çünkü bölüm yaklaşık bir hafta önce yayınlandı ama ben fırsat bulamadığım için videoyu ertelemek zorunda kaldım. Ama sıkıntı yok, biz de şimdi inceleyeceğiz. Ama videoya başlamadan önce sizden bir ricam var. Lütfen emeklerimin karşılığı olarak birer like atın ve daha fazla mucize içerikleri için de kanalıma abone olabilirsiniz. O halde başlayalım. Bölümün introsuyla başlayalım. Bölümün introsunu bu sefer Marinette değil Gabriel söylüyor. Yani gün içinde ben Marinette'im yerine gün içinde ben Gabriel'im açılışı var. Ve bence güzel bir intro olmuş ve farklı bir hava katmış. Bölümün güzel ve heyecanlı olmasını sağlayan bir diğer şey de Clavnoir ile Shadybug'ın çok güçlü olmaları ve güçlerini sınırsız bir şekilde kullanabiliyor olmalarıydı. Evet, bunlar daha yetişkin değiller ama güçlerini kötü yönde kullandıkları için sınırsız güç kullanabiliyorlarmış. Ama bu tabii ki onlara çok zarar veriyormuş. Bölümde eksik olan şeylerden biri ise Shadybug ile Clavnoir'in geldikleri evren hakkında çok fazla bilgi verilmemesi. Yani onların evreni hakkında çok bir bilgi edinemedik. Sadece onların evreninde yüce dedikleri ve mucizelere sahip olan kötü bir kişi varmış. Ki bence bu kişi onların evrenlerinde bulunan Ustafu'dur. Her neyse, Gabriel ise bu yüce dedikleri kişiden kelebek ve tavus kuşu mucizelerini çalmış ve evrenini de kötülerden korumak istiyormuş. Clavnoir ile Shadybug ise bunu yakalamakla görevlendirilmiş. Ama tabii ki bunların da ayrı dertleri de varmış. Bölümde çok beklediğim bir diğer şey ise göksel kediydi. Yani beyaz kedinin yeni bir versiyonu. Evet, onu da gördük ama sadece birkaç saniyeliğine. Onun gücünü de sadece kaçmak için kullandılar. Bölümde en beğendiğim şeylerden biri de bölümün 5. sezon 3. bölümden hemen sonra geçiyor olması. Monarch'ın Marinette'in evine geldikten sonra, yani o gece Hesperia, Shadybug ve Clavnoir de Marinette'in evine geliyorlar. Hatta Monarch tekrardan Marinette'in evine geliyor. Ama Monarch hiçbir şeyden kuşkulanmıyor. Bu da ilginç çünkü Kvamilaron'u Marinette'in evine Uğur ve Jane'in kimliğini öğrenmesi için götürmüşlerdi. Daha doğrusu bu bir tuzaktı ama Monarch öyle zannediyordu. Ardından yine Marinette'in evine paralel evrenden Uğur ve Jay ile Kara Kedi gelmiş ama yine de Monarch hiçbir şey anlamıyor. Bölümde tam anlayamadığımız şeylerden biri de Shadybug'ın Gimmy'i ortaya çıkaramamış olması. Galiba yüce dedikleri kişi buna kısıtlama getirmiş ama nasıl yapmış bölümde o da anlatılmadı. Bölümde saçma olan şeylerden biri de bence Shadybug ile Clavnoir'in tek başlarına Uğur ve Jay'in takımını yenebiliyorken Gabriel'in neredeyse tüm mucizeleri sahip olmasına rağmen bunlarla işbirliği yapınca bunların da kaybetmesi. Bu arada bunlar normalde kazanıyorlardı ama Uğur ve Jay ile Kara Kedi onlarla konuşunca bunlar da kötü olmayı bıraktılar ve kostümlerini de yenileyip iyi tarafa geçtiler. Bölümün sonlarına doğru Gabriel güçlerini kullanarak paralel evrenler arasında seyahat etme gücü kazanıp evrenler arası seyahat edip diğer evrenlerde bulunan Uğur ve Jay ile Kara Kedi mucizelerini çalmak istese de Hesperia tarafından kamikolanmış Uğur ve Jay'i onu durdurmayı başardı. Ama Gabriel farklı zamanda Uğur ve Jay'in hazır olmadığı bir zamanda evrenler arası seyahat gücüyle diğer evrenlerden birisinde Uğur ve Jay ile Kara Kedi mucizelerini çalabilirdi ama işte bu Gabriel ne yapacak? Her neyse, bölümün sonunda Hesperia ile yeni takımı kendi evrenlerine dönüyorlar, bizim evrenimizdekiler de kendi evlerine dönüyorlar. Bölümdeki bazı eksiklikler dışında bölüm harikaydı. Biliyorsunuz bu şekilde 3 tane özel bölüm yayınlandı şu ana kadar. Bunlar New York, Şangay ve Paris özel bölümü. Bunlar arasında benim favorim Paris özel bölümü oldu. Yeni gelecek olan Brezilya, Londra, Afrika gibi özel bölümler aşırı iyi olmazlarsa benim favorim Paris özel bölümü olarak kalacak gibi gözüküyor. Çünkü dediğim gibi bölüm harikaydı. Sizler de bölüm hakkındaki fikirlerinizi yorumlara yazmayı, kanalıma abone olup videoya like atmayı lütfen unutmayın. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.